Gamze Hanım merhabalar. Merhabalar. Kübra Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler Sinan Bey. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz ve ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ne demek, hoş geldiniz. Büyük keyifte, hoş bulduk. Bu keyifli röportaja müsaadenizle Gamze Hanım'la başlamak istiyorum. Tabii. Sizleri tanıyabilir miyiz Gamze Hanım? Tabii. Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Tabii. Ben 87 doğumlu, Bursa'da doğdum. Aslen Erzincanlıyım. Evet. 13 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. 20 yıldır bu sektördeyim ama 7 yıldır bir işletme sahibiyim. Çekirdekten mi yetiştiniz aslında? Yani 20 sene öyle diyelim. Değil. Aynen. Daha evet. İyi oluyor öyle. Daha evet. Sağlam. Çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz burada. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Öncelikle rızkınız şansınız da bol olsun. Amin. Kübra Hanım da ortağınız sanırım. Evet evet aynen. Güçleri birleştirdiniz sanırım. Biraz tabii. Sözü aynen. Kendisine vereceğim. Buyurun Kübra Hanım, sizlere de tanıyalım. Ben de 97 doğumluyum. 13 yıldır yapıyorum bu işi. Evet. 3 yıldır işletme sahibiyim, 2 yıldır ortağız. Ne güzel, sırt sırtı omuz omuza vermişsiniz, mücadele evet. Ediyorsunuz. Harika. Güçlerimizi birleştirdik, aynen. Evet. Tanıyalım mı peki Gamze Hanım, neler yapıyoruz burada? Yani verdiğiniz hizmetler nelerdir? Tabii, burada fön, saç kesimi, saç yapımı, işte evet. Makyaj, yani akla gelecek bütün bir kadının güzelliğiyle ilgili tüm ürünleri burada sağlıyoruz. Hani A'dan Z'ye mi diyelim biz bunu aslında? Yani manikür ve pedikür haricinde diğer bütün işlemler bulunmaktadır burada. Biraz arz talep meselesi tabii sizin işiniz ama çok zor. Özellikle yani kadınlarla bu işleri yapmak. Aslında psikolog görevi bile görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Bir noktada. Yani çünkü sürekli onları mutlu etmek zorundasınız. Doğru, evet. Her işin bir zorluğu vardır ama bu işin zorluğu da bir ayrı yani. Ama güzel. İşini sevmelisin yani her zaman. Sizler gibi. İşte başarınızın aynen. En büyük sırrı bu aslında. Kesinlikle. Bunu söyleyebiliriz. Öyle. Konuklarınız buraya nerelerden geliyor peki genelde Gamze Hanım? Bursa bu, ağırlıklıdır tabii ama. Tabii. Bu mevkiden de geliyorlar ama farklı muhitlerden de geliyorlar. Yani burası Osman Gazi'ye bağlı. Nilüfer'den geliyorlar. O ne güzel. Mudanya'dan geliyorlar. Yani ben saysam... Mutlu oluyorsunuz değil mi? Evet. Buralardan bile tercih edilmek. Çünkü kaç tane yer geçip buraya geliyorsunuz. Gurur verici bir şey bu. Yani bu gerçekten güzel bir şey. Hani parayla pullu ölçülebilecek değerler. Her şey para değil zaten. Kesinlikle. Yani sizin buradaki politikanız insan kazanmak. Kesinlikle. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Şöyle 20 sene film şehirde gibi geçse. Çünkü bu sektöre çok ciddi bir emek vermişsiniz. Şimdi bana sorarsanız... Bana sorarsanız evet. Ben evet diyebilirim. Kübra için de öyle mi bilmiyorum ama. Bence Kübra için, evet Kübra Hanım için soralım. Sizce Kübra Hanım istediğiniz noktaya ya, gelebildiniz tabii mi? Tabii benim biraz daha isteklerim biraz farklı. Ben eğitmen olmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde bakacağım. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere inşallah. İnşallah, teşekkür ederim. Son sözlerinizi alın mı? Buradan müşterilerinize, Bursa'ya, tüm Türkiye aslında. Neler aktarmak istersiniz? Tüm herkese buradan şu şekilde söylemek istiyorum. İlk önce sağlık. Lütfen dikkat edelim. Buna yani gerçekten göze alalım. Ya kolay bir şey de değil. Kesinlikle. Yani herkesi de buraya davet edelim. Bir kahveniz geçerler değil mi? En azından bu anlattıklarınızı yaşayarak görürler. Tabii kesinlikle. Buradan geçen herkese bir ufacık çay da olsa bekleyin. Pandemi sürecinde karton bardakla tabii. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Teşekkür ediyorum. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Gamze Hanım ve Kübra Hanım. Başarılarınız her zaman daim olsun. Sizin çok sağ olun. Herkes için sağ olun. Teşekkürler, sağ olun.